hiçbir sebep ve bahaneye dahi ihtiyaç yoktur. Rabbin seni alacak ve götürecektir buradan. Bütün sevdiklerinin çaresiz bakışları altında dünyaya veda edeceksin. Bu yüzden ufak hesap yapma. Bu yüzden kendini çok emniyette görme. Bu yüzden sakın kendini iyi insanmış gibi bir zanna vehme esir etme. Kendini kaptırma o zincire. O kendini iyi zannetme zincirine kendini kaptırma sakın. Allah-u Teala'nın emri geldiği an sen çok şiddetli olan, şedid olan, hiç kimsenin, hiçbir insanın ne ve nasıl olduğunu bilmediği ölümün pençesine düşeceksin. Hazreti Azrail aleyhine ve aleyhisselam senin ruhunu senden alacak. Senin ruhunu kabz edecek. Ve bir rivayette öyle diyor. Kıyamet günü bütün canlılar öldürüldükten sonra, bütün canlıların ruhu alındıktan sonra hayatta sadece Hazreti Azrail kalacak. Aleyhine ve aleyhisselam. Azrail aleyhisselamın ruhunu da Allah alacak. Rivayetler diyor ki Allah-u Teala Hazreti Azrail'in ruhunu alırken Azrail aleyhine aleyhisselam diyecek ki Ya Rabbi bi izzetike ve bi celalike senin üstünlüğün, yüceliğin, senin izzetine ve celaline yemin ediyorum ki lev alimtu eğer ben bilseydim şiddetü sakratul mevt yani ölümün sekeratının, ruhun kabzedirmesinin şiddetinin bu kadar büyük olduğunu bilseydim ben hangi canlının canını nasıl alacaktım ya Rabbi diyecek. Bu haşa Allah'ın emrine karşı gelmek değil. Bu bizim için bir meseldir. Bu bizim için bir örnektir ki herkes sakın o ölüm çok kolaydır gözünü kapatacak bir daha açmayacak. Derin bir uykuya dalacak. Yok ışıklar içinde yatacak. Yok ışığı bol olsun. Ne kadar büyük bir aldanma değil mi? Allah'ı bilmemiş, Allah'ın yüceliğini anlayamamış, Rabbinin imtihanının sırrına erememiş, günahlarla bütün bir ömrünü geçirmiş, sonra huzur içerisinde gözünü yumup ölecek. Halbuki bizim için ilk en büyük meçhul ölümdür. Karşımızda hepimizin önünde bizi bekliyor ve o kapıdan mutlaka geçeceğiz. İnsan sadece bunu düşünse Allah'la arasındaki engelleri kaldırmak zorundadır. Günahlar ilk engel bunlardır. Günahlar sizin Allah'ın yolunu yol olarak tutturmanızı engelliyor. Günahlar Allah'a ibadet etmenizi engelliyor. Günahlar yaptığınız ibadetin faydasını görmenizi ve ibadetlerinizi arttırmanızı engelliyor. Günahlar virtlerinizden, zikrinizden, rabıtanızdan, hatmenizden, sohbetinizden fayda görmenizi engelliyor. Fayda görmenin alameti günahları terk etmektir.